Nasıl tanıştınız? Asya doğuşun parasını mı yiyor? Evlilik düşünüyor musunuz sorularıyla? Bu herhalde en çok sorulan evet. Soru. Kapat. Cam videoyu kapatın abi. İnanmıyorum ya. Şu an hakikaten şu aşamaya geldiğimize inanamıyorum. Uzun zamandır ben bunu gerçekleştirmek istiyordum. Asya da son dönemde istemeye başlamıştı. Tam yapacaktık. Hop, Asya'nın Instagram'ını kapattılar. Evet, gerçekten. 3 ay falan. Kapalı kaldı. Bayağı uğraştım. Herkesi, bütün gücümü, bütün nüfuzumu, her şeyi kullandım. Asya'nın Instagram'ını açtık sonra dedim ki tamam artık bu videoyu çekiyoruz. Ne kadar neyi merak ediyorsunuz? Tabii uzun zamandır ben Asya'da gibi bir şeyler paylaşıyorum. O da kendisi paylaşıyor ama yine de eminim merak ettiğiniz şeyler vardır diye düşündüm. Soru kutucuklarını bıraktım ve yanıma Asya'yı aldım. Ne haber bu arada? İyiyim, sen nasılsın? İyi, sen çok güzel olmuşsun. Gibi. Teşekkür ederim. Hakikaten. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi. Ben söyledim şu an. Kendimi çok şey hissettim yanında. Hakikaten. Neyse şu an kameranın arkasında da burada Ozan var, Tunç var, Öykü var. Ozan'la Öykü bize soruları soracak. Bu soruların tamamı sizden geldi ve Asya'ya en başında söyledim. Her şeyi patır 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 cevaplayacağız. Geri vites yok. Öyküş kim? Öyküş'ü tanımıyorlar. Söyle o zaman. Öyküş benim en yakın arkadaşım. Benim canım. Canımdan çok sevdiğim arkadaşım. O da bugün burada. Ve soruların bazılarını o soracak. Ben hazırım. Sen hazırsan. Hazırım ben de. O zaman çin çin yapalım. Hadi başlayalım. Ama ben kahve içiyorum. Ben de kahve içiyorum. Sütlü kahve. Ama ilk ben başlayalım. Başla bebeğim. Gönlüm. En çok gelen sorulardan Asya ne iş yapıyor? Baştan bir anlatayım ben bunu o zaman. Ben PR ajansında çalışıyorum. Yeni başladım. Bir ay oldu. Teşekkür ederim. İlk işim diyebiliriz. Ama çok güzel gidiyor. Çok memnunum. Ekip çok güzel. Herkes çok güzel. Yani çok güzel bir iş yapıyoruz şu an. İşe başladığın gibi çiçek yolladın mı kız arkadaşım? Ben. Evet. Sürpriz yaptın mı ya? Çiçeklerin en güzelini yolladı. Lütfen. Gerçekten. Var mı fotoğrafı böyle video yapabilir miyiz? Var. Evet, koyabiliriz. Hatta notu da çok tatlı. Notunu da okurum size. Aklında yok mu? Uyku problemini çözdük mü gerisi kolay. Yeni iş insana çok yakışacak gibi bir şey. Ana fikir o. Bayağı evet. Bayağı onun gibi bir şeydi uyuyor, yani. Güzel ya. Söyledin. Ama tatlı. Evet. Hakkını vererek uyuyor. Bu arada sorular hep Asya mı? Bana gelmeyecek mi hiç? Seni tanıyan tanıyor zaten. Beni kimse canım. Tanımıyor. Ben değiştim birkaç senede. Nasıl değiştin? Şimdi şöyle, öncelikle tişört, gömlek giymeye başladım falan. Yani değiştim, insan değişiyor. Bayağı sonuçta. Değişti gerçekten ama evet. Bence de. Alışkanlıklarım değişti, fobilerim değişti. Mesela panik atağım vardı, bitti. Uçaktan atlayamam diyordum, kırmızı çizgimde atlattı. Geçtik, paraşüt yapamam diyordum, paraşüt yaptım. O da bitti. Başka, yani korkularım değişti. Kitap okuma alışkanlıklarım geldi. Böyle bir alışkanlığım yoktu. Sen söyle, neyim değişti? Giyim tarzı değişti, saçları değişti. Ha, saçlarım uzattı. Kesin vardır o sorularda bu arada. Ama saçlarım uzaması... Saçların sorunu... niye bu kadar uzun? Niye bu kadar uzun? Çünkü ben uzun seviyorum. İnsan sevgilisi ne isterse onu yapar değil mi? Aynen öyle. Hanımcı mısın? Ben. Hanımcılık kazanır. Geçen bunu birinin Instagram'ında gördüm. Biri yazmış böyle hanımcılık kazanır diye. Çok katılıyorum. Bence de doğru. Sonuçta yanındaki insan, sevdiğin insan mutlu olduğu sürece sen de mutlu oluyorsun. Diğer her şeye o kadar iyi adapte oluyorsun. O yüzden... Yani ben bence hanımcıyım. Sen hanımcı mısın? Evet, bence de hanımcısın. Yani kendinden önce seni düşündüğüm çok oluyor yani. Evet, evet. Bak bunu kayda al Tunç, bu önemli, itiraf etti şu an. Evet diyor. İki gün sonra bir şey derse bu videoyu yayınlarız, orada şey koyarız. Doğru, hiç karşı çıkacağım bir konu değil bu. Peki Asya'nın neden Instagram'ı kapalı? Açmayı düşünüyor musun? Kapalı derken gizli olması evet, herhalde. Işte. Evet. Şimdi benim Instagram'ım şöyle en baştan anlatayım. Biz doğuşta daha ilişkide değilken, daha aramızda hiçbir şey yokken ben bir tane story paylaşıyorum ve bunu benim takipçilerimden biri alıyor. Bir tane magazin sayfasına gönderiyor işte Doğuş'un yeni sevgilisi falan diye. Ben de bir an panikliyorum açıkçası. Hani böyle hiç göz önünde olmayı pek sevmiyorum. Hani böyle insanlar baksın, hani takip etsin bilmem ne falan. Hani pek hoşuma giden şeyler değil. O yüzden bir anki paniğimle çat kapatıyorum Instagram'ı ve ondan sonra 1,5 sene falan Instagram'ım kapalı kalıyor ki bu arada bayağı iyi bir 1,5 sene. Hani sosyal medyasızlık gerçekten yapması çok zor. Zor. Zaten herkes şu an sosyal medya üstünden yürüyor falan ama hani onu bir yaptın mı gerçekten çok hayat odaklı. Bir tane living life. İşte bir tane gizli hesabım gizli vardı. Gizli hesabım vardı tabii ki. O kadar da değil yani. Arada stalk için hani, hani bakmak istediğim, takip ettiğim hesaplar falan nereye vardı. Bakıyordun? Hani görmek istediğim neyi yani. Ne bileyim işte modayla alakalı, işte mimarlıkla alakalı.
Evet ya. Falan. Hayır ya, stalklamak istediğim insanları da stalkluyordum evet, yani. Hani yalan yok. Aynen. Yalan yok. Öyle bir Instagram'ım vardı ama işte 1,5 sene falan kapalı kalıyor. Sonra açıyorum Instagram'ı. Hani böyle çok göreceli oldu hani. Ama orada sorulan şey, hesabın neden gizli? Neden gizli? Çünkü insanların beni görmesini istemiyorum. Nasıl ya? Bir anlaşma yapalım, Instagram'ı açıyoruz. Instagram'ı açacağız bu arada. Onu da konuştuk, kararlaştırdık ya. Ama şu an değil. Bu video yayınlanırken Instagram'ını açıyoruz. Tamam, açıyoruz. Mu açalım mı, açmayalım mı? Açalım. Açalım bence ya zaten. Yorumlara açalım. Soruyorum. Eğer daha ben de influencer oluyorum. Hadi lan. Tamam, yorumlara yazıyoruz o zaman. Eğer daha fazla aç gelirse açıyoruz. Tamam. Açma gelmiyorsa açmıyoruz. Ben soruyorum ama bunu Doğuş abiye soracağım. Asyar bir grup. Oha. Ozan. Aramızda. Oha. Bir dakika, bir şey size arkadaşım. Ozan, bu soruyu sen de biliyorsun kanka. Hayır. Biliyorum da belki bilmiyorum. Hayır. Bence hiç kız arkadaşı olmadı. O yüzden nasıl insan... Şu an Ozan'ı gömdü kamera karşısında. Ozan'ın kız arkadaşı var. Lütfen. Var ya. Ayrılmışlar, pardon. Asya'nın burcu da balık. İkimiz de balığız. Ben 5 Mart, o 13 Mart. Aramızda 8 gün var ama yıl olarak tabii biraz... 13 Mart 97. Bu soruda vardır herhalde. Kaçtasın var falan filan. Vardı. 13... Doğum saatini biliyor musun? 13 Mart 97. Ben biliyorum. Doğum saatimi de biliyor. Çünkü lanetli bir saat. Hani bildiğin lanet dolu bir saat. Evet. Ne? Sevgili, ben bilmiyorum abi, ben bilemem yani. Lanet sevgili dolu bunun... bir saat, 13-13. 13-03. Evet. Nerede doğdun Asya? Aynen, ben de aynen. Ben Rusya'da doğdum, Obninsk diye bir köyde, Moskova'ya 2,5 saat. Baba nereli? Şu an şeye döndü. Babam Rizeli. Evet. Bildiğiniz... Çok iyi bir karma. Yarı Rize, yarı Rus. Babam şöyle Rizeli, öyle. Kalkandere. O yüzden zaten bir takım değişiklikler yapıldı suratta. İyi oldu ama. Devam. Estetiğin var mı? Estetiğim var. Yani bunu... Yani bunu yani. Hala anlamayanlar için ya da kendi egolarını tatmin etmek için soranlar. Evet, burnumu yaptırdım. Ya burnum yapılı ama başka bir estetiğim yok. Dudaklarda da bir şeyler var. Onu sorsunlar da öyle cevap. Lütfen o soruyu duymak istiyorum falan. Dudaklarınız yapılı mı? Dudaklarında ne var? Dudaklarımda bir şey yok. Üst dudağıma 1,5 sene önce kadar falan dolgu yaptırmıştım. Böyle çeyrek tüp gibi hani. O da zaten herhalde erimiştir, gitmiştir diye düşünüyorum. Ama şu anlıkta öyle bir şey yok yani. Peki tavsiye ediyor musun mesela? Şimdi bunu izleyen kızlar diyecek ki hani yaptırmayanlar böyle işte burnuma biliyor. Tavsiye ediyorum %100. Ben burnumu yeni yaptırdım 1 sene önce. Tam hatta 1 sene oluyor bu aralar. Ve bu yaşıma kadar burnumu yaptırmayı hiçbir zaman düşünmedim. Yani önden kendimi gördüğüm için hani önden gayet güzelim diye düşünüyordum yani. Sonra Doğuş'la tanıştık falan filan. Sonra Doğuş YouTube videoları çekmeye başladı ve kendimi yandan görmeye başladım. Kendimi de yandan görünce burnum hoşuma gitmedi. Hani görüntüsü. Hani yandan çekme. Aynen. Beni yandan çekme falan demeye başladım ve bu beni de bir tık rahatsız etmeye başladı. Çünkü ben özgüvenli bir insanım. Ben de dedim ki bu iş böyle olmaz ya. Yandan çekme. Ya bunu yandan çekeceğiz. Hani ya, ya çekeceğiz ya da sen aynen dedi. Yaşıyorsun. Ben de oturdum, düşündüm. Hesap İyi dedim ya. Yaptırayım o zaman. İyi ki yaptırdın. Ve evet, iyi ki yaptırdın diyorum gerçekten. Yani şöyle bir sıkıntısı var, yaptıracak olanlar için söyleyeyim. Erken yaşta yaptırın çünkü ben şu an eski fotoğraflarıma bakamıyorum. Ne? Bakamıyorum yani. Eski fotoğrafları yok falan. Var. Var da yani. Var ama hani önden gözüktüğüm, hani çok belli olmuyor yaptırdığım ama hani o fotoğrafta ciddi bir fark oluyor yani. O yüzden erken yaşta yaptırın. Ama çok güzel oldu ya. Teşekkür ederim. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Kim anlatmak ister? Sen anlat bence. Tamam, ben anlatayım. Ben de bir arkaya yaslanayım. Şöyle tanıştık. Benim bir arkadaşım beni evinde yemeğe çağırdı. Alican'ın evine gittik. Alican'ın o zamanki kız arkadaşı da Doğuş çağırmıştı. Doğuş da yemeğe geldi. Böyle kalabalık bir yemekte tanıştık. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Biz seninle ne dedik? Her şeyi doğru, dürüst, düzgün söyleyeceğiz dedi. Şu an niye eksik anlatıyorsun? Neyi eksik anlattım? Böyle mi tanıştık biz seninle? Alican'ın evinde. Alican beni çağırmıştı. Selcan seni çağırmıştı. Evet. Böyle duymadık. Biz böyle tanışmadık. Aşkım, ay şu an kes, kapat. Abi kapat, kapat. Şu an videoyu kapatın abi. Hayır, o şekilde... Allah aşkına kalk git, kapat şunu. Niye ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Kimin fikri bu? O zaman senin fikrin falan mı?
Şimdi gerçekleri anlatalım lütfen. Bir kere kardeşimi kesmişsin, öyle daha iyi olurdu. Yani hani Memo'nun da orada olması daha iyi olabilirdi A4 yani. A4 boyutunda basabiliyorlardı. Oturur musun sen? Öykü gelir misin 2 dakika? Bebeğim gel. Burada sana ihtiyacımız var şu an. Aramızı alalım Öykü. Hayır, bu arada Doğuş'u eziklemek için de değil bu hani. Evet, bir ezikledim hafif de. Biz gidiyorduk, siz diyordunuz dinleyelim falan, ben de şimdi, diyordum. Şimdi şu fotoğrafın ben bir ne olduğunu anlatabilir miyim önce? Bildiğim kadarıyla. Öyküşüm. Eksiğim varsa tanışın. Söyleyeyim. Ben 7800'de çalarken bu 2014 senesi. O dönem sosyal medya bu kadar hype'di, yani yeni yeni Instagram popüler oluyor. Ben de bunu avantaja çevirmek için ben de fotoğraf çektiren herkes de ben de fotoğraf çektirim. Bu fotoğrafları kolaj olarak yayın. Evet, mi? Ben çektim o fotoğrafı. Evet. Evet. Ben çektim yani. O fotoğrafı da mı çektin abi, cidden mi? Evet. Devam edeyim. Bu arada videolarımız falan da var. Ben çektim. Abo, o zaman ben bu arada bu bilgiyi de bilmiyordum. Öykü'nün çektiğini o bilmiyordum. O zaman ben susayım, Öykü anlatsın çünkü hikayenin orijini sende zaten. O gün zaten biz gidiyorduk 7800'e. Evet, gidiyorduk. Sen evet. Orada çalıyordun. Bayağı güzel eğleniyorduk. Çektik. Çektik yani. Sonra, abi kim evet. Dedi de hani gidelim. Bana. Çekilelim. Asya ya da Öykü bir gün birisi dedi ki bizim 7800'de çekilen fotoğraflarımız vardı falan dedi. Ben de üşenmedim. Arşivime girdim. Ben de böyle 2002'den beri bütün fotoğraflarım dijitalde var. Girdim bakarken aslında Asya'yı aramıyorum ben orada. Öykü'yü falan arıyorum. Çünkü Öykü fotoğraf çekildiğini söyledi. Giderken bir baktım bu fotoğraf. Abo dedim, bu kız benimle. Fotoğraf var. Burada da bu arada kardeşi var. Erkek ama kardeşim var burada. Tek değiliz. Basabildiğimiz için çünkü ben bunu gittim ve sokakta bir yerde hızlıca bastırdım. Bunu bastırdım. Yani biz aslında 2014'te böyle ama hiç ben bu kişi kim? O muhtemelen beni bilmiyor. Değil mi? Çünkü senin dünya cümlü komşuların vardı. Şimdi bana gelene kadar sıra beni eziklemek istemiyor ama yani, kendisi sen Drake'le mi komşuydun? Kimle komşuydun? Burada demek istemiyorum. Drake, yani sen hani git Toronto'da Drake'le komşu ol, gel burada 7800'e Doğuş'ta. Ben bu arada bunu şu şekilde açıklıyorum. Hani böyle hayatta bir şeyler böyle olması gerektiği, hani böyle bir yol vardır. Hani o şekilde bir şeyler olur ya, hani açıklayamazsın neden olduğunu ama o şekilde gider. Hani ben bunu bu şekilde açıklıyorum gerçekten. Çünkü benim hani ünlü diyebileceğim hiçbir insanla fotoğrafım yok. Hayatımda hiç kimseyle böyle hani gel fotoğraf çekilelim bilmem ne tribine, hani öyle bir insan değilim. Benim Doğuş'la böyle bir fotoğrafım olması aşırı enteresan ve mind blown bir olay benim için yani. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben yanlış bilmiyorum. Drake'le komşu değil miydin sen? Evet. Ya biz... Bir tane fotoğrafın var mı Drake'le? Yok. Adamla kaç defa aynı asansöre de bindim. Kaç galiba. Defa sohbet ettim. Hani hiçbir şekilde hani gel hani let's take a photo man falan hani o tarz yok, bir şey hiç olmadı yani. Gelmiyor. Olmaz çünkü. Yani. Niye insanla hani değil mi? Nasıl sordu? Ben hatırlamıyorum. Ben zaten hiç hatırlamıyorum. Demiyor ki ben Asya'yı daha önce gördüğümü bile bilmiyorum. Ben tamamen Öykü'yü arıyorum fotoğraflarda. Bu arada bunu ben de hatırlamıyorum. Var. Yani kardeşimle bayağı sahneye çıkıp herhalde Memo'yla çıktık. Herkes hani çekiliyordu değil mi o aralar? Evet, aynen, Doğuş'la. Ben de öyle hatırlıyorum. O sırada böyle eğlenirken bir anda kendimizi fotoğraf evet. Çekiyoruz. Ben bunu ilk bulduğumda evet. Kendi de inanmadı bu arada. Evet. Bu arada Öykü şu an videolar falan var diye o videoları bulması lazım. Evet. Çünkü ben o videoları bilmiyorum. Hani var. Gerçekten. Var. Sende vardır evet, onlara. Var. Bu arada video başına bana dedi ki kendi tişörtünü giyeceğini bekliyorum ya falan. Dedim gömlek giydim hani kötü mü falan. Bu arada gerçekten çok şaşırdım Doğuş bu şekilde gelince kamera karşısına. Dedim ki herhalde kendi tişörtünü giyer falan. Demek ki buymuş bütün olay. Dersimizi çalıştık. Tamam kapat artık. Teşekkür ederiz Öykü bize bu durumu evet. Açıkladığın için ve bu fotoğrafı çekmiş. Demek ki fotoğrafı Öykü çekmiş ya. Bunu ben de sizinle öğreniyorum. Çok ya. Enteresan. Bana söylemedin bilmiyorum. Sen bunu. Hayır abi söylemedin. Ben çektim. Daha ve bilmediğin neler var acaba? Evet, devamı gelecek. Bak Öykü'nün çekmesi bile benim için çok şey bir olay yani hani. Mind abi bir şeyler olması gerektiği gibi oluyor işte gerçekten. Korkuyorum şu tişörtün arkasında da balık var. Evet. Bu kadar ya, bunu yetiştirebildim. Asya, Doğuş seni en çok ne konuda bıktırıyor? Kız gibi değil mi? Her şey trip atıyor. Şu an fındığımı geri koydum masaya, ısıracaktım yani öyle bir soru öyle geldi ki. Mi? Kız gibi böyle trip atıyor. Trip atıyor net. Evet. Gerçekten karı tribi vardı o işte. Evet. Onun dışında aşırı inatçı ve zaman yönetimi olmaması beni çıldırtıyor. Gerçekten delirtiyor yani. Çünkü ben de inatçıyım, o da inatçı. Hani ikimizin de aslında benzer özellikleri var. Ben de kendimde sevmediğim özellikler onda da olması hani beni biraz delirtiyor. Zaman kavramının olmaması biraz kötü. Her yere geç kalıyor. Bayağı her yere.
yeri geç kalıyor yani. Ve hani 10 dakikadan falan bahsetmiyoruz yani, bir saatten falan bahsediyoruz. Gerçi onu biraz törpüledi gibi bir şey şimdi. Hani artık bir tık daha az geç kalıyor ama o kadar galiba. Öyle çok fazla sevmediğim bir özelliği yok. Bir de her şeyde kendisinin en iyi bildiğini düşünüyor. Evet, evet. Hiç asla yanılmaz. Yok. Kendi dediği şey aslında en iyi bildiği şey. Ne oldu? İçini mi döküyorsun? Evet. Ben de aynı şeylerimi beğenmiyorum bu arada. Değil mi? Evet, evet. Çok çabuk sinirleniyor, onu söylemedim. Çok çabuk sinirlendiği kısmını tartışırız. Çünkü ben de öyleyim. O da öyle. İkimiz de herhalde aynı burçtan mı geliyor, neyden alakası geliyor bilmiyorum. Kızım. Senin Karadenizliğin var. Tamam, benim Karadenizliğim var. O çok ayrı, evet. Bende bir sinir var zaten, bir Laz. Genlerinden gelen bir sinir ama sen de çabuk sinirleniyorsun. Bende psikopatlık yok. Sen psikopatlık var sende. Böyle hangisi daha iyi bilmiyorum. Sen kitlenince kitleniyorsun, ben kitlenmiyorum. Ben o an bir saman alevi gibi yanıyorum, sönüyorum. Sen Allah! Yanıyorsun, sönüyorsun da sonra böyle hani konuşmama olaylarını böyle bir tık çünkü uzatıyorsun yani. Çünkü duygusalım, yani. Peki Doğuş'un en sevdiğin yeri neresi? Doğuş'un gözlerini çok seviyorum tabii ki. Ha, senin evet. Gözlerin daha güzel ama ben hep söylüyorum. Hayır, senin gözlerin daha güzel. Seninki mavi. Seninki yeşil bebeğim. Mavi çok güzel. Var, yeşil yok. Kesinlikle seninki daha güzel. Gerçekten daha güzel. Hangimizin gözleri daha güzel diye soracağım. Siz de tabii ki Doğuş'un gözleri daha güzel diyeceksiniz. O yüzden tartışmaya hayır kapalı. Hayır ya, kesin aslında. Allah aşkına yorumlara yazar mısınız? Beni şımartmanıza gerek yok. Gerçekten doğruyu söylüyorum. Şunu kimin gözleri daha güzel? Şöyle bir yan yana dur. Biz orada kroplarız. Böyle yan yana durmayın. Sizin bir tane çektirdiğiniz göz fotoğrafı. Şurada. Evet, var öyle bir fotoğraf. Biz bunu Dubai'de çektirdik. Özel bir kamerayla çektiler bunu. Mavi olan, şöyle çevireyim. Mavi olan Asya'nın gözü, yeşil olan benim gözüm. Söyleyin hangisi güzel, yorumları bekliyoruz. Evet. Peki Doğuş, o zaman senin için Asya'nın en sevdiğin yeri neresi? Asya'yı ben hakikaten komple veriyorum ve bunu hep söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir kız ve o yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ama içi şey par. Ya tamam, teferruatı geçiyorum. Herkes tabii diyecek iç güzellik falan. İçi zaten güzel. İçi güzel olmasa zaten beraber olamayız sonuçta. O da benim insanlığımı, karakterimi beğeniyor ki benimle beraber. Ama sorunun amacına dönecek olursak ben gerçekten gözlerim bir bence de. İki, ben senin saçlarını çok seviyorum. Evet, Doğuş bu arada bunu hep söyler. Evet, saçların çok, çok güzel diye. Geliyor, ben de anlamam bu arada. Çünkü bir insan bir insana neden saçların çok güzel desin ama işte. Sevgilim benim saçlarımı beğeniyor. Asya Doğuş'un parasını mı yiyor? Duymuşsun lan, doğru söylüyor. Bu arada yiyorum, evet. Olan parasını yiyorum, aynen. Alçalık ya, lafeden. Beni tanımadığınız için hani böyle bir şey düşünme olarak hani mantıklı herhalde. Ben de belki öyle düşünürdüm yani. Hani güzel bir kız var yanında. Hani bu kız ne iş yapıyor, hiçbir iş yapmıyor falan filan ama öyle bir durum yok. İkinizin de aynı arabası mı var? Evet. Evet, çünkü beraber aldık. Bu arada Taycan fikri benden çıkan bir fikir. Ben araba bakıyordum ve Taycan'ı çok beğeniyordum. Ve Doğuş'la konuşuyorduk yani, aa ne güzel araba falan filan diye. Sonra Doğuş bir anda Taycan'ı beğenmeye başladı. Aa evet, çok iyi araba falan filan. Sonra biz beraber araba bakmaya başladık ve aynı arabayı aldık, evet. Kısmi doğru anlattı. Olayın hikayesi şu aslında. Ben Taycan'ı hep çok beğeniyordum ama çok pahalı olduğu için hani hiç o topa girmiyordum. Ne gerek var? Zaten başka bir arabam var. Hani niye böyle bir araba alayım diyordum. Sonra Asya işi ciddiyete bindirdi ve galerilere gidip arabalara bakmaya başladık. Bakarken baktıkça hoşuma gitti. Ulan dedim, bu çok mantıklı bir araba falan. Ben de alabilir miyim acaba, kendimi zorlasam falan. Öyle. Ondan sonra iki araba olunca da biz böyle danaya girer gibi iki bize bayağı bir indirim yaptılar. İki araba girdiğimiz için. Evet, aldık ya. İyi ki almışız ama yani, çok memnunuz. Evet, iyi ki almışız değiştire gerçekten. Değiştire değiştire kullanıyoruz. Aynen. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hı. Gel bir pistte seninle kapışalım. Bence manyak olur da beni geçebilir mi pek bilmiyorum yani. Vallahi kendi arabamı kullanmayayım, başka araba kullanayım. Ay. Sonuna kadar kapışırım. Ay, ama kendi arabamı şimdi hız yapmaya kıyamam yani. Benim oluşum gelmiş bu arada. Aa, bu gelmiş. Sen de gel. Bu arada onu da getiririm de pistte net. Kendi arabalarımızı kullanacağız. Kendi arabalarımızla piste çıkacağız. Yani yarışacağız mı? Yarışacağız. Tamam, anlaştık. Arabanı alırım. Ay, bize aynı dişine. Al ya, ama zaten paramı yemiyorsun bak. Doğuş'un arabasına göz koydu. Ama ben yanıma birini alabilirim herhalde. Niye ya? Öykü'den başkasını alamaz. Tamam, Öykü alırım. Tamam. Bak, ben de Özen alırım. İlişkinizdeki uyum çok güzel denmiş ve bunun yanında evlilik düşünüyor musunuz sorularıyla? Bu herhalde en çok sorulan, evet, soru. Sen düşünüyor musun evlilik?
Ya bir evlilik düşünme olayı... Ya niye attın bana topu şimdi? Çok profesyonelce. Yani evlilik... Bence evlilik şöyle düşünülen bir şey zaten. Hani hayatında bir takım işler, bir takım olaylar her anlamda yoluna giriyor. Görüyorsun ki her şey yolunda gidiyor. Yanındaki insanla beraber tam bir uyum, ahenk içindesin. Sonra diyorsun ki biz evlenelim bari diyorsun. Değil mi? Değil mi? Öyle değil. Ben mi öyle düşünüyorum? İlişkimizin uyumu hakkındaki görüşlere teşekkür ederim. Çünkü ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir ilişkide olduğumu düşünüyorum. Yani ilişkimizi çok seviyorum. Okey. Evlilik düşünüyor musunuzun cevabı? Yüzük istiyorum tek taş ama evlenmek istemiyorum. Ondan sonra da ucuk parasını yiyoruz. Zaten bir dakika, benim doğum günü yüzük almadım. Lol. Evet. Evet. Yüzüklerin doğuştan hediye. İkisi de mi? Evet, ikisi de. O yüzden hep takıyorum. Hani sürekli gördüğünüz yüzüklerimi doğuş aldı. Hatta bunun içinde böyle D kalp A da yazıyor. Evet. Öyle bir şey yazdırmış. Benim için çok çok değerliler. İnanılmaz anlamlılar. Sürekli takıyorum. Çok seviyorum yüzüklerimi. En sevdiğim takılarım bunlar. Kim daha kıskanç? Ben. Hayatta bunu kabul etmiyorum. Hiç kabul etmiyorum. Bunu hayatta bir saat sizinle sonuna kadar tartışırım. Tartış. Ben kıskanç bir insan değilim. Bir şey söyleyeceğim. Tunç, kameralarda yer var değil mi? Kayıt yapabiliriz. Sevgilim, bu arada şu an kameralara mı oynuyorsun? Kamera oynamıyorum. Ben kıskanç bir insan değilim. Sen kıskanç bir insan değil misin? Değilim. Vallahi değilim. Gerçekten. Bence yani. Değilim. Bir şey diyeyim. Çok kıskanç değil bence. Değilim hiç ya. Değilim. Ya geçen Eli'yi kıskandı ya. Ötesi var ya, mı? Ya espri olan. Diyor ki eve geldim diyor. İşte ilk diyor Eli'yi öptü. Ya evet, eve geldik. Aldı kucağına. Evet, oturdu. Yani oğluşum. Ulan gerizekalı gibi bekliyorum beni, evet. Beni öpeceksin diye. Herhalde buna bozulurum. Bu kıskanmak kedi mi? Kıskanmak bu. O balık burcu, o ben. Sence Doğuş kıskanç değil mi? Ama bu arada bir şey diyeceğim. Sen Doğuş'un kıskançlığını görmemiş olabilirsin. Çok normal yani. Hani bir dakika, tamam. Örneklerden gidelim. Ne zaman nasıl kıskançlığımı hatırlıyorsun? Söyle, örnek ver, verebilirsin. İsim vermene, olay vermene gel. Şöyle bir şey oldu, sen kıskandın diye. Bakalım kim haklı. Hayır, bu arada kıskançlık şeyinde hani şu şekilde değil. Yani bir başka bir erkeği kıskanıyor ya da öyle bir şey değil yani. Mesela Öykü'yü bile kıskanıyor olabilir yani. Hani Öykü'yle ben bir akşam yemeğe giderim. Doğuş der ki ya o akşam biz yemeğe gidecektik. Sen Öykü'yle yemeğe gittin deyip bana böyle bir kıskançlık şeyi yapar. Sen benimle plan yaptıysan sonra beni ekip Öykü'yle gidersen ben... Hayır, plandan bahsetmiyorum ya. Hani ben o akşamım mesela atıyorum boş bir akşamım. Hiçbir programım yok. Hani senin de hiçbir programın yok. Ben seninle geçirmek yerine o akşamı Öykü'yle geçirmeyi tercih ettim. Tamam, bu bir kıskançlık. Kıskançlık ne biliyor musun? Senin yaptığın şey. Örnek vereyim. Bu kıskançlık. Bence bu kıskançlık değil. Gece 3'te 4'te geliyor işi gereği eve. Hani işte sen de mesela İstanbul'da değilsin, evde değilsin. Hiç. Uyanık bekliyor musun? Hayatta işi olmaz. Hani öyle bir uyurum ki. Bu arada uykuyla alakalı Doğuş istediği saatte istediği onu gibi ben, eve girsin. Evet, ben onu bekliyorum. Uyuyorum. Yani eğer Asya dışarıdaysa ben o gelene kadar, o mesaj atan kadar, onu görene kadar ben rahat edemiyorum. Ama ben böyle bir şey yok. Bir de benim işim bu. Yani yıllardır zaten gece hayatının içindeyim. Bir insanın bakışından bana neden baktığını anlayabiliyorum. Mesela şu an bu kız bana niye böyle bakıyor anlıyorum. Uyudum, sabah Doğuş gelmedi. Oo, sertmiş lan bu. Bak sana Rize'liliği tutturuyor. Bak damarları, bak Rize damarı kabardı. Ekstra da telefonu kapalı falan. Oo. Uyandım, Doğuş eve gelmemiş. Böyle bir şey imkansız ya. Öldüğümü falan düşünür bence. Asla bir yerde. Vallahi bir anlam yani. Başına bir şey geldi dersin herhalde. Öyle bir şey düşünürüm yani. Gerçekten hani böyle hani güvensizlikle alakalı hiçbir şey düşünmem. Çünkü ben gerçekten Doğuş'a çok 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 güveniyorum. Hani tahtaya vurmam lazım ama tahta yok. Ya ay. Başka? İlk kim açıldı? Yutkundu değil mi? İlk kim açıldı? Ya ben açılmadım. Yani... Öykü de ne rahat soruyor. Öykü böyle. Kim açıldı? Şöyle söylemek gerekirse... Sen açılmışsın belli. Şu an çok... Hayır, ben açılmadım ama aramızda bir çekim vardı zaten. İkimiz de güzel insanlar olduğumuz için. Ama kim kime açıldı diye sorarsak bence Doğuş bana açıldı yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu Öykü'ye sormak kim lazım. Öykü'cüğüm, sence kim kime açıldı? Ay, terbiye. Doğuş Asya'ya ne? Teşekkür ederim. Asya'nın boyu kaç? Modellik mi yapıyor? Veya yapmayı düşünür mü?
Kaç senin boyun? 1.78. Hayır ya, 79. Modellik, yapmadım hiçbir zaman. Yapmayı da düşünmedim açıkçası. Ben böyle iyiyim yani. Bir şey söyleyeceğim. Benim markamın modeli olsa. Ya senin markanın modeli olurum. Ha. Evet. Teşekkür ederim. Birbirimize yaptığınız en güzel sürpriz. İlk ben söyleyeyim o zaman. Geçen doğum günündeki sürprizim bayağı iyiydi. Hatta sen de vardın işin yaptığım içinde. Yaptığım tek sürpriz oldu işte. Yok, arada yemek falan yapıyor. Onlar da sürprizden sayılır bence. Evet ama evet. Yani yaptığın en güzel sürpriz. İlla böyle çok para harcanan, vakit harcanan bir şey olması gerekmiyor. Hayır, emek düşünmek harcanan önemli. Zaten. Önemli olan para değil, emek. Düşünmek. Emek. Düşünmek. Düşününce... Düşünmek ve emek. Evet. Tamam, benimki hangisi? Bir kendim şöyle bir şey yapayım. Doğuşun benim en şok olduğum, yani aslında iki tane var. Biri doğum günüm, biri sevgililer günü. Evet. Hani hangisinden daha iyi diye... Birini seç. Sence? Doğum günde ben de vardım. Aynen. Ne yapmıştım? Ne yapmıştım? Hep bir şey yapıyorum ki. Yalan söylemiştik. Ha, o evet. Full yalan söylemişlerdi. Evet, doğru. Benim doğum günlerim zaten hep kötü geçer. Hani lanetli diye boşuna demiyorum gerçekten. Ben doğum günü bile kutlamam çünkü doğum günleri böyle hiç sevmem yani doğum günlerini. Ama o doğum günü benim için inanılmaz güzel bir doğum günüydü. O yüzden doğum günü diyeceğim ben de. Hikaye var. Yenisini düşünmemiz lazım. Aklınıza fikir gelirse yorumlar yazın. Fikirler bitiyor gittikçe. Aa, hiç özel bir şeye gerek yok düşünmeye tabii senin de. Okey. Yani bir de hani ne bileyim. falan diye bir liste yazıyormuşum falan. Hani şunlardan birini alsam da okey. Kaç kardeşsiniz Asya? 3 kardeşiz. Ben en büyük. Benim altımda erkek kardeşim ve küçük kız kardeşim var 14 yaşında. Hangi bölümden mezunsun? Hangi üniversite? Benim üniversite konuları biraz karışık. Evet. Çok değiştirmeler var arada. Ben liseyi Toronto'da bitirdim ve Toronto'da üniversiteye başladım. Bir sene güzel sanatlar okudum. Sonra 2 sene iç mimarlık okudum. İç mimarlıktan da moda pazarlamaya geçtim. Şu an moda pazarlama okuyorum. Barcelona'da. Doğuş'u ailenle tanıştırdın mı ya da tanıştırmayı düşünüyor musun? Doğuş'u ailenle tanıştırdım tabii ki. Yani ailemle diyeyim hani minus baba. Ailenin yarısıyla tanıştı. Yani kardeşlerim... Ağır çoğunlukla tanışmadık. Hani en babayla tanışmadı ama kardeşlerimle tabii ki tanıştı. Zaten ilk Doğuş'la tanıştığımız gün Memo da oradaydı. Annem tanıştı, çok seviyor Doğuş'u. Babayı da tanıştıracağız. Babayı görüşürüz. Seviyor musun peki babasıyla tanışmaktan? Var mı? Bence bir tık var. Oğlum Karadenizliler, herhalde çekiniyorum ya. Nasıl çekeyim? Bir de bunun psikopatlığını biliyorum ben. Sadece baba değil bu arada. Bütün sülale. Onlar 8 kardeş olduğu için. Çekiniyorum abi. Vallahi ben yoruldum, terledim. Ateşle geldi. Aynen. Yani bence soruların çoğunu cevapladık. Hatta ekstrası bile var. Evet. Bayağı güzel oldu. Bayağı sohbetli, soru cevaplı bir video oldu. Eğer aklınıza gelen başka sorular varsa yine de videonun altına ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda bunları da cevaplarız. Instagram'dan da umarım cevaplarız. Sizin de hoşunuza gitmiştir. Bence kesin gitmiştir. Bu arada senin Instagram'ını bu videoyla beraber açıyoruz. Açıyoruz. Lütfen takip isteklerini yollayın çünkü ben de influencer oluyorum. Peki Asya YouTube'a girmeyi düşünüyor musunuz? YouTube'a girmeyi düşünmüyorum çünkü ya, YouTube çok zor iş. Öyle değil ya. Nasıl farkında değilsin ama YouTube'a girdin sen. Evet, YouTube'dasın şu anda. Hayırlı olsun. Alttan kanal linkini paylaşın. Falan. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Buralardan da eski videolara gidebilirsiniz. Çok güzeldi. Evet.